Arkadaşlar merhaba. Yeni bir AYT deneme çözümleriyle birlikteyiz. Birinci sorumuzdan başlayalım. Başlangıçta durmakta olan bir otomobil, sabit büyüklükteki bir ivme ile 3D süresi boyunca hızlandırıldıktan sonra aracın frenine basılarak sabit büyüklükteki bir ivme ile yavaşlatılarak 2T sürede durması sağlanıyor. Otomobilin hızlanma ivmesi ile yavaşlama ivmesi arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir demiş bize. Şimdi arkadaşlar şöyle bir olayı grafiğe dökelim. VT grafiğine sabit büyüklükteki bir ivme ile yani düzgün hızlanan bir hareket yapıyoruz. Belli bir hız değerine geliyoruz ve 3T sürüyor. Sonrasında yavaşlayan hareket yapıp ne yapıyoruz arkadaşlar? 5T sürede duruyoruz. Yani 2T'lik bir yol alıp duruyoruz dedik. Peki buradan hızlanma ivmesi... grafiğin eğimi hemen oradan bakalım. Tanjant alfa diyelim, hatta şöyle hızlanma eğimesi içinde A hızlanma diyelim. Karşı bölü komşudan yani V bölü 3T'den geldi. Şimdi hızlanma olduğu için eğime ile hız vektörü aynı yönlüdür doğal olarak. Peki yavaşlama eğimesine bakalım hemen buradan. A yavaşlama diyelim. Buna da tanjant beta diyelim. Tanjant beta da arkadaşlar karşı bölü komşudan. Aslında bu delta V bölü delta T yani son eksi ilkten. Son hızım nedir? 0. İlk hızım V bölü delta T ise 2T. Buradan da eksi V bölü 2T olarak geldi. Bir de yavaşlama dediği için zaten ivme vektörü zıt yönde olacaktır. Doğal olarak ne diyebiliriz buradan? Yavaşlama ivmesi büyüktür, hızlanma ivmesi dedik. Hemen seçeneklerimize baktığımızda birbirine zıt yönde ve yavaşlama ivmesi daha büyüktür dedik. Evet, yavaşlama ivmesi daha büyüktür. Buradaki eksilik bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Yönü gösteriyor. Lütfen buna da dikkat edelim. İkinci sorumuza bakalım. Şekil 1'deki sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde sabit büyüklükteki hızla öteleme hareketi yapan K cismi O noktası üzerinden geçerken iç patlama sonucunda X, Y ve Z parçalarına ayrılıyor. Patlama sonucunda oluşan X, Y ve Z parçacıkları şekildeki gibi hareket ettiğine göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi öncelikle 1'e bakalım. X ve Y parçaların hızları eşit büyüklüktedir demiş. Arkadaşlar kütleleriyle ilgili net bir bilgi olmadığı için buna kesinlik diyemeyiz. Çünkü eşit kütleye ayrılmıştır demiyor. Eğer eşit kütle deseydi evet hızları da eşit olacaktı. Çünkü benim başlangıçtaki momentum artı x yönünde ise patlama sonraki momentumunda ne olması lazım arkadaşlar? Artı x yönünde olması lazım. P önce P sonraya nedir? Eşittir diyoruz değil mi? Momentum korunur. P önce P sonra dedik. O nedenle kütleleri bilmediğim için hızlarıyla ilgili kesinlik yorum yapamam. 2'de Z parçasının momentumu K parçasının momentumuna eşittir. Evet, Z parçasının momentumu K parçasının momentumuna eşit olmak durumundadır. Neden? Başlangıçtaki momentum sonraki momentuma eşit olacak. Yön olarak da momentum vektörel bir büyüklük biliyoruz. X ve Z parçalarının momentum büyüklükleri eşittir demiş. Şimdi arkadaşlar X ve Z parçalarının momentumları demiş. X ve Z demiş. X ve Y parçasının momentumu eşit olmalı ki arkadaşlar Y ekseni üzerinde momentum olmamalı. Başlangıçta olmadığı için. O nedenle PX eşittir. PY olmalıydı. Buradan da ne oldu? Buna da kesinlik demiyoruz. Cevabımız yalnız 2 yani B seçeneği oldu. Üçüncü sorumuza bakalım. Sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde birbirlerine temas edecek şekilde durmakta olan K ve L küplerinin kütleleri sırasıyla 2M ve M'dir. Cisimlere F büyüklüğünde yatay kuvvet şekil 1'deki gibi uygulandığında cisimlerin ivmelerinin büyüklüğü A1, L cismine etki eden etki kuvvetinin büyüklüğü N1 olarak hesaplanıyor. Aynı yatay kuvvet cisimlere şekildeki gibi uygulandığında ise cisimlerin ivmelerinin büyüklüğü A2 ve L cismine etki eden tepki kuvvetinin büyüklüğü N2 olarak hesaplanıyor. Buna göre A1, A2 ile N1, N2 arasındaki ilişki nedir demiş. Şimdi hemen bakalım. Öncelikle birinci durumla ilgili konuşalım arkadaşlar. Birinci duruma göre F net eşittir M toplam çarpı A olarak yazdık. Yani normal formülümüz bu. Peki burada etki eden net kuvvetim F kadar. Kütle 2M artı M diyorum. Çünkü K'ya 2M demiş. L'nin kütlesine de M olarak vermiş. Çarpı A1 olarak hesapladık. Buradan A1 dediğim F bölü 3M olarak geldi.
Peki bize diyor ki arkadaşlar şöyle bir tepki kuvveti N1 olarak gösterdik. Yani N1 dediğim şey ise etki ettiği kütle Lm çarpı ivmemizde neydi? F bölü 3m olarak yazarsak F bölü 3 olarak bulduk N1'i. Gelelim diğeriyle ilgili arkadaşlar. Etki eden net kuvvetim yine F kadar ikinci sistemde. Kütle yine 2m artı m çarpı A2 olarak yazıyorum. Buradan A2 ne geldi? F bölü 3m olarak geldi. Yani ivmeler nedir birbirlerine? Eşittir. A1 eşittir A2 dedik. Peki şimdi arkadaşlar L etkide bulunuyorsa K da tepkide bulunuyordur değil mi? Yani NL, NK diyelim. Bunlar nedir birbirlerine? Eşittir. Etki tepki kuvveti her zaman birbirine nedir arkadaşlar? Eşittir. Peki hemen buradan yazalım. Şimdi arkadaşlar buradan hemen tepki kuvvetiyle ilgili yorumumuzu da yapalım. Yani NK ile gösterdiğim N2 tepki kuvveti. Buradan da 2M'lik kütleye yapılıyor çarpı A2 dersek, daha doğrusu şöyle yapalım, NL, NK dedik. Peki buradan da ne gelecektir arkadaşlar? 2M çarpı A2'yi de F bölü 3M olarak bulduk. 2F bölü 3 olarak nedir? N2'yi de bulduk. Peki şimdi buradan o zaman neyi gözlemliyoruz? N2 tepki kuvvetinin N1'den büyük olduğunu gördük. Hemen şıklara baktığımızda cevabımız B seçeneğidir. Dördüncü sorumuza bakalım. Tüm sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda X ve Y cisimleri şekilde gösterilen konumlardan aynı anda serbest bırakılıyor. Y cismi K noktasından geçtikten 1 saniye sonra X cismi de K noktasından geçtiğine göre cisimlerin yatay düzleme düştükleri noktalar arasındaki uzaklık kaç metredir demiş. Şimdi arkadaşlar baktığımızda her iki cisim de aynı ivmeyle yani G çarpı sinüs 30. Buradan G'yi 10 sin 30 1 bölü 2 5 metre bölü saniye karelik ivmelerle hareket edecektir. Peki Y cismi buraya geldiği anda hızı nedir arkadaşlar? Y cisminin V çarpı T'den diyelim 5 metre bölü saniye. Diğeri de bundan 1 saniye sonra geliyor. Burası Y cismi, burası da X cismi. O zaman bunun hızı da nedir? 10 metre bölü saniye olarak yazabiliriz. Peki her ikisi de 5 metre yükseklikten T eşittir 1 saniyede yere düşecektir. Bu durumda X'in gideceği uzaklık 10 çarpı 1'den 10 metre, Y'nin gideceği uzaklık da 5 çarpı 1'den 5 metre. Aralarındaki fark da nedir arkadaşlar? 10 eksi 5'ten 5 metre olarak ne yapıyoruz? Yazabiliyoruz. Bu da B seçeneği olarak geldi. Beşinci sorumuza bakalım. Elektriksel yüklerin büyüklüğü Q cinsinden verilen noktasal 4 cisim kare yörüngede kare şeklindeki yatay düzleme şekli gibi yerleştiriliyor. Buna göre O noktasındaki elektrik alanın yönü aşağıdakilerden hangisini doğru olarak verilmiştir? Şimdi arkadaşlar O noktasında artı bir knotluk yük olduğunu düşünüyoruz. Birincisi bu. Elektrik alan dediğim şey de K çarpı Q bölü nedir? D karedir. Baktığımız zaman O'ya olan uzaklıkları hepsinin nedir arkadaşlar? Eşittir diyoruz, değil mi? Bu durumda elektrik alan kimle doğru orantılı? Yük miktarıyla doğru orantılıdır dedik. Buna göre elektrik alanları belirleyelim. Hemen artı 1 artı eksiği çekecektir. Yani burada 2E'lik. Artı artıyı itecektir. Burada E'lik. Yani toplamda bu yöne doğru 3E'lik bir ne vardır arkadaşlar? Elektrik alan vardır. Geldim buraya. Artı artıyı ne yapacaktır? İtecektir. Ne kadarla? 2e ile. Artı eksiği çekecektir. E ile. O zaman toplamda burası da nedir arkadaşlar? Bu yöne doğru 3e varsa. Peki hemen şöyle bir renk değişimi yapalım. Bileşkemiz nedir arkadaşlar? Hemen bu doğrultu üzerindedir. Elektrik alanın değeri cevabımız nedir? B seçeneği olarak işaretliyoruz cevabımızı. Altıncı sorumuza bakalım arkadaşlar. Makaralarının sarım sayıları N1 ve N2 olan bir transformatör, reosta ve bir lamba alternatif akım kaynağına şekildeki gibi bağlanıyor. Devredeki lambanın parlaklığını arttırmak için işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir demiş bana.
Şimdi lambanın parlaklığını arttıracağız. Öncelikle arkadaşlar transformatörle ilgili gerilimlerin oranı V1 bölü V2 sarım sayılarıyla nasıldır? Doğru orantılı. Akım ile nasıldır arkadaşlar? Ters orantılı diyoruz. Öncelikle bunu bir yazalım. Peki lamba parlaklığını parlaklık diyelim. Nereden buluyoruz arkadaşlar? Biz güçten buluyoruz dedik. Peki güç dediğimizde V kare bölü R olarak yazdık. Bunlardan faydalanarak hemen bakalım. Birinci kısma bir bakalım arkadaşlar. N2 sarım sayısını arttırmak demiş. Hemen şuradan yazalım. N2'yi biz arttırırsak V2 potansiyelini de arttırmış oluyoruz. Doğal olarak güç de nedir arkadaşlar? Artacaktır. Yani parlaklığı artacaktır. 2'ye bakalım. Reosta sürgüsünü iki yönünde çekmek. Reosta sürgüsünü ben iki yönünde çekersem akımın geçtiği direnci azalttım. Doğal olarak akımı arttırdım. Buradan V'miz sabit geldi. Ve güç değerimde ne olacaktır arkadaşlar? Hemen hesaplamamızı yaparsak V kare bölü R'den diyelim. R'yi azaltırsam P'de ne olacaktır? Artacaktır. Bunu da onayladık. Peki sarım sayısını azaltmak demiş. Bu durumda V2'yi arttırıyorum. Güç de ne oldu arkadaşlar? Arttı. Ve cevap olarak E seçeneğini işaretledik. 7. sorumuza bakalım. Alternatif akım kaynağına bağlanan bir devre elemanının yüksek frekanslı sinyallere karşı daha büyük direnç, küçük frekanslı sinyallere karşı da daha küçük direnç gösterdiği tespit ediliyor. Yani buna göre kullanılan devre elemanı hangileri olabilir demiş bana. Şimdi arkadaşlar hemen 7. soru için bakalım. Yüksek frekansa karşı daha büyük direnç, küçük frekansa karşı da daha küçük direnç gösteriyor. Peki ben buradan diyorum ki indüktans yani bobinli devrelerde omega çarpı L'ydi. Yani 2πf L'ydi. Frekansın artması direncin artması, frekansın azalması direncin azalmasıydı. O nedenle devremiz ne olmalı arkadaşlar? Bobinli devre olabilir. Şimdi kondansatörlü devrede 1 bölü omega C'ydi. Yani 1 bölü 2πfc bu ise ters orantılıydı. Yani artıyorsa azalıyor, azalıyorsa artıyor şeklindeydi. O nedenle gitti. Lambada ise zaten frekanslı bir devremiz olmadığı için cevabımız ne geliyor? A seçeneği olarak işaretliyoruz. 8. soruya bakalım arkadaşlar. Bir çubuk mıknatıs iletken K ve L halkalarının merkezlerini birleştiren doğru üzerinde şekilde yeşil renkli okla gösterilen yönde hareket ettiriliyor. O noktasına bulunan bir gözlemciye göre K ve L iletken halkaları üzerinde oluşan indüksiyon akımlarının yönleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş bize. Şimdi öncelikle bir bakalım arkadaşlar. K halkası için konuşacak olursak. K halkası için bir konuşalım bakalım. Mıknatısı uzaklaştırıyoruz değil mi? Yeşil ok yönünde hareket ettiğine göre K halkası için mıknatısı uzaklaştırıyorum. Yani ben manyetik alanı azaltıyorum. İndüksiyon akımı ne yapmak isteyecek arkadaşlar? Arttırmak ister. Hemen arttırmak ister diyelim. Yani arttırmak isteyeceğine göre B ile aynı yönde bir manyetik alan oluşacaktır değil mi? Şimdi baktığımız zaman aynı yönde oluşacağı için normalde manyetik alanımızın yönü de bu tarafa doğrudur. Aynı yönde bir manyetik alan oluşacağı için bu tarafa doğru bir B manyetik alanı var. Ve sağ el kuralına göre, sağ el kuralına göre nedir arkadaşlar? Baş parmağım manyetik alanı, dört parmağım akımın yönünü göstereceği için bu yönde bir akım oluşacaktır. Yani saat yönünde bir akım oluşacaktır. İyi dediğim saat yönünde indüksiyon akımı oluştu K için. Gelelim ne için konuşmalar arkadaşlar. Şimdi mıknatısı biz yaklaştırıyoruz. Mıknatısı yaklaştırıyorsam B'yi ben ne yapmış oluyorum arkadaşlar doğal olarak? Arttırmış oluyorum. İndüksiyon akımı ne yapmak isteyecek? Azaltmak ister. Azaltmak ister diyorum. Peki bu durumda ters yönde bir manyetik alan oluşacaktır. Yani oluşacak olan manyetik alanımızın yönü bu tarafa doğru bir manyetik alan oluşturuyoruz. Sağ el kuralına göre baş parmağım manyetik alan, dört parmağım akımın yönünü göstereceği için bir saat yönünde nedir arkadaşlar? Akım oluşacaktır diyoruz. Böyle olduğu zaman da hemen bakalım.
C seçeneğine K halkasında saat yönünde bir manyetik alan, L halkasında saatin dönme yönünün tersi yönünde bir manyetik alan oluşacaktır. Cevabını işaretliyoruz. 9. sorumuza bakalım. Düzgün çembersel hareket ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Çizgisel hız vektörü daima yörüngeye teğettir. Evet, daima diktir yörüngeye. Merkezcil iğmenin yönü daima merkeze doğrudur. Evet. Her bir tur için geçen süre aynıdır. Her bir tur için geçen süre zaten periyottur. Ve nedir arkadaşlar? Aynıdır diyoruz. Cevabımız E seçeneği. 10. sorumuza bakalım. Dünyanın güneş etrafındaki yörüngesi aşağıdaki gibi modellenmiştir. Dünya yörüngesi üzerindeki K noktasından L noktasına gelirken ifadelerinden hangileri doğru olur demiş. Şimdi hemen bakalım. Güneş ve Dünya arasındaki kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü artar demiş. K noktasına L noktasına geçiş yapıyoruz. Şimdi kütle çekim kuvvetini arkadaşlar G çarpı M güneş M dünya bölü R kare olarak yazabiliriz. Bu durumda K'dan L'ye gelirken R'yi yani birbirlerine olan uzaklığı ne yapmış oluyorum ben arkadaşlar? Azaltmış oluyorum. Doğal olarak birbirlerine uyguladıkları çekim kuvvetinin büyüklüğünü de arttırmış olurum. Dünyanın açısal momentumu azalır demiş. Şimdi arkadaşlar dışarıdan etki eden bir tork olmadığı için açısal momentum korunur. Yani artış ya da azalış yoktur diyoruz. Ve dünyanın çizgisel hızının büyüklüğü artar demiş. Nedir arkadaşlar? Yarıçap azaldığı için çizgisel hızın büyüklüğü de ne olacaktır? Artacaktır. Çünkü L eşittir MVR olarak gösterirsek baktığınız zaman L korunur. Yani sabittir o noktadan o noktaya gelmesi. R'yi azaltmam demek çizgisel hızı da arttırmam demektir. Cevabımız 1-3 yani D seçeneğidir. 11. sorumuza bakalım. Cisimlerin dönme hareketine karşı gösterdikleri zorluk eylemsizlik momenti olarak tanımlanır. Bir cismin eylemsizlik momenti niceliklerinden hangilerine bağlıdır demiş bize. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar eylemsizlik momenti cisimlerin dönme hareketine karşı gösterdiği zorluktu. Peki bu durumdayken cismin kütlesine bağlı mıdır? Evet, eylemsizlik momentini biz m r kare ve geometrik şekillere göre ne oluyordu arkadaşlar? Değişiyordu bu değerler. İşte 1 bölü 2 m r kare, 1 bölü 3 m r kare yani geometrik şekle göre değiştiriyorduk. Cismin kütlesine bağlı mıdır? Evet. Cismin boyutlarına bağlı mıdır? Evet. Ve cismin geometrik şekline bağlı mıdır? Evet. Yani cevabımız E seçeneği olarak işaretleniyor. 12. soruya bakalım arkadaşlar. Çocuk parkında bulunan ikili salıncakta sallanmak isteyen Leyla ve Semih'ten Semih kütlece daha büyüktür. İpleri uzun olan salıncağa binen Leyla ile ipleri diğerine göre daha kısa olan salıncağa binen Semih düşey düzlemde eşit açı yapacak şekilde aynı anda sallanmaya başlıyorlar. Leyla ile Semih'in yaptıkları salınım hareketi basit harmonik hareket kabul edilirse, buna da dikkat, yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi basit harmonik hareket olarak kabul ediyoruz. Buna göre arkadaşlar periyodumuz nedir? Basit harmonik harekete göre 2 pi tolga olarak yazıyorduk değil mi? L bölü G'dir. Peki burada Leyla'nın ip uzunluğu daha büyük olduğu için Leyla diyelim kimden? Semih'ten daha büyüktür. Peki bu durumda da doğru orantılı olduğuna göre arkadaşlar periyotları Leyla'nın periyodu Semih'den daha büyüktür diyorum. Peki hemen bakalım. Aynı süre içinde Semih Leyla'dan daha çok salınım yapar. Evet, aynı sürede Semih Leyla'dan, çünkü Semih'in periyodu daha kısa olduğu için daha çabuk tamamlayacaktır turunu. Doğal olarak arkadaşlar daha fazla salınım hareketi yapacaktır. Leyla'nın bir salınım için geçen süre Semih'in bir salınım için geçen süreden büyüktür. Evet, periyodunu söylüyor. Peki Semih'i taşıyan iplerde oluşan maksimum gerilme kuvveti Leyla'yı taşıyan iplerde oluşan maksimum gerilme kuvvetine eşittir demiş. Semih daha ağır olduğu için arkadaşlar gerilme kuvveti daha büyük olabilir diyoruz. Buna kesinlik olarak söyleyemeyiz. Cevabımız nedir? 1 ve 2'dir. 13. sorumuza bakalım. Aşağıdaki görselde gösterilen rulo havlu peçete düşey çubuk etrafında serbestçe dönebilmektedir. P
Peçete serbest ucundan sabit büyüklükte bir kuvvetle sürekli çekildiğinde yargılarından hangileri doğru olur demiş. Şimdi arkadaşlar sabit büyüklükteki bir kuvvetle çekiyoruz. Kuvvetin ruloya uyguladığı tork zamanla azalır demiş. Şimdi tork için konuşursak F çarpı D'dir değil mi? Kuvvetim sabit olarak kalıyor ama uzaklığım ne oluyor arkadaşlar? Sürekli olarak azalıyor. Doğal olarak uygulanan tork da azalacaktır. Bunu kabul edelim. Rulonun açısal momentumu korunur demiş bize. Şimdi rulonun açısal momentumunun korunabilmesi için etki eden bir torkun olmaması lazım. Ama bizim net torkumuz ne oluyor arkadaşlar? Azaldığı için açısal momentum korunmaz. Peki rulonun açısal hızı ile ilgili konuşursak. Şimdi baktığınızda başlangıçta 2 pi r'lik çevresi kadar bir v çarpı t'lik neyimiz vardır? Periyodumuz vardır diyebiliriz. Şimdi r'yi azalttığım için doğal olarak periyot da ne olacaktır arkadaşlar? Azalacak. Peki açısal hız dediğim şey de 2 pi bölü t'den azaldığına göre açısal hızım da artacaktır. Yani cevabımız 1 ve 3 d seçeneği olarak işaretleyebiliriz. 14. sorumuza bakalım. Tek renkli ışık yayan noktasal ışık kaynağı üzerinde iki delik bulunan saydam olmayan engel ve beyaz bir perde kullanılarak şekildeki deney düzeni kuruluyor. Deney sırasında engel ile perde arasındaki ortamın kırılma indisi arttırılıyor. Bu durumda perde üzerinde gözlenen girişim deseninde olaylarından hangileri gerçekleşir demiş bize. Şimdi arkadaşlar burada saçak genişliği yani delta x dediğimiz şey neye bağlıydı? Lambda L bölü D çarpı N'di değil mi? Şimdi L dediğimiz uzaklık, D uzaklığı, N dediğimiz nedir? Kırılma indisi değil mi? Yani farklı sıvının olup olmaması. Lambda dediğimiz de dalga boyuydu. Şimdi buradan hareketle bakarsak ortamın kırılma indisini ben arttırıyorum. Kırıcılık indisini arttırıyorum. Saçak genişliği ne olacaktır? Ters orantılı olduğu için arkadaşlar azalacaktır. Bunu işaretledik. Merkez aydınlık saçak ok yönünde kayar demiş. Hayır, merkeze her iki kaynağın önünde de olduğu için merkeze aydınlık saçağın yeri değişmez. Aynı yerde kalır. Ve son olarak arkadaşlar aydınlık saçakların parlaklıkları ne olacaktır? Artacaktır diyor. Pardon, artacaktır demiştim bize. Hayır, azalır. Parlaklığımız nedir arkadaşlar? Azalacaktır. Bu nedenle cevabımız nedir? Yalnız bir olarak işaretliyoruz. Bir sonraki AYT denemelerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.